Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX'e bütün detaylar aşağıda. Tekrar tekrar söylüyorum bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilirsiniz. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoya da birlikteyim. Bugünkü videoda çok istemiş olduğunuz FIFA 19'a nasıl defans yapılır böyle bir video yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bu videoyu şöyle söyleyeyim. Ben hani geçen hafta 21 win yaptım. Bu hafta da yine 21-22 falan yapacağım. Hani bu civarlarda win alan birisi olarak bu taktiği paylaşıyorum. Ki şunu unutmayın ki arkadaşlar. FIFA'dan her ne olursa olsun birisinin taktiğini kullanarak başarılı olamazsınız arkadaşlar. Herkesin oyun stiline göre oyun içi taktikleriniz değişir. Dolayısıyla birisinin taktiğini yapınca daha iyi oynayacağım. Onun taktiğini yapınca onun gibi oynayacağım diye bir şey yok. Öncelikle bunu lütfen kafanıza koyun. Bu tıpkı dünyadaki her takımın farklı bir taktiği olmasına benzer. O zaman herkes Real Madrid'in taklidinde oynayıp her sene Şampiyonlar Ligi'ni kazansın arkadaşlar. Öyle bir mantık yok dediğim gibi kendi planınızı, kendi oyun şeklinizi belirleyip onun gibi oynamanız gerekiyor ki başarılı olabilirsiniz. Bu arada kanala yeni gelenlere söylüyorum. Gözlerim rahatsız olduğu için gözlük takmak zorundayım. Lütfen yorumlara neden gözlük takıyorsun tarzı yorumlar yapmayın. Şimdi arkadaşlar FIFA'da defans yapmanın temellerini anlatacağım size önce. Ardından zaten bunu video şekilde açıklayacağım. FIFA arkadaşlar maalesef ki FIFA 17 yani Foot Champions çıktıktan sonra bu oyundaki bilgisayar defansı inanılmaz arttı. Yani kısacası kendiniz defans değil, oyunun size sunmuş olduğu defansif özellikleri, hazır gelen defansif özellikleri kullanarak defans yapmanız gerekiyor ve bunu bütün pro player'lar falan herkes yapıyor. Peki pro player'lar nasıl fark yaratıyor diyorsunuz? Yani bu adamlar nasıl 30 bin alıyor? Aslında arkadaşlar atakta herkes bir şekilde gol atıyor ama asıl olay defans yapmak. Çünkü defans yapmak FIFA'nın temeli. Hani en iyi atak FIFA'da en iyi defans anlamına geliyor. İyi defans yaparsan gollemezsen zaten bir şekilde oyun sana golü açacak, golü attıracak bir pozisyon yakalatıyor. Öncelikle defansı yapmanız gereken şey bir. Bu videoyu izlemek yetmez. Kesinlikle defansif yeteneklerinizi oyunu oynaya oyuna geliştirirsiniz arkadaşlar. Bu tıpkı askerlere benzer. Nasıl ilerledikçe hani mesela şurada adam var deyip eğim oraya alıp vurursun ya. Hani böyle birazcık daha her şey hazır yaparsın. Artık böyle kas refleksin olmuştur her şeyi bilirsin. Hani oyuncunun orada ne yapacağını tahmin edersin ve tak diye topu alırsın. Bu birazcık da oyuncunun oyunu ne kadar oynadığı ve oyuna ne kadar konsantre olduğu ile alakalı bir olay. Yani bu videoyu izlemek sizlere mükemmel defans yapacaksınız anlamına gelmiyor. Ama bu videoda ben sizlere bütün pro player'ların ve iyi oynayanların, iyi derece yapanların hangi defans sistemini kullandığını anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar sizlerden ricam eğer bu tarz eğitimlerin devamını istiyorsanız abone olmayı ve videoyu da emeğe saygı olarak beğenmeyi unutmayın ve hakkınızdan çıkarmayın ki FIFA'da defans yapmak sizin öğreneceğiniz ilk şey olmalı. Ataktan çok defans daha önemli ve defansı çözerseniz rakibinizin hangi zamanda, hangi pozisyonda ne yapacağını çözerseniz sizler de kendiniz ataktayken o hataları düşmez ve daha net bir şekilde atak yaparsınız. Yani kısacası defans yapmak size atakta da katkı sağlayacaktır. Çünkü rakiplerinizin yaptığı hataları bilerek onları yapmadan rakibinizi şaşırtarak çok daha net goller atabilirsiniz ve unutmayın ki defans yaparken bilgisayar defansı çok iyi olduğu için kadrosu iyi olan arkadaşlar tamamen bilgisayara bıraktığı zaman zaten topu kendi kendine alıyor. Misal verecek olursak adamda Ramos, Vieira, Hulit, Balak gibi isimler varsa herhangi bir defans yapması gerek kalmadan bilgisayar defansının onları doğru pozisyona koyması ile birlikte topu zaten herhangi bir uğraş göstermeden alacaklardır ki zaten iyi e rating ya e iyi rating de ya da tapbiz oyuncular arkadaşlar fark ediyorsunuz ki kadroların hepsi çok iyi oyuna bir sürü para yatırıp paket açıp iyi kadrolar kuruyorlar. Çünkü hafta sonu liginde kendileri az efor gösterip iyi oyuncularla o farkı kapatarak başarılı oluyorlar. Eğer kadronuz belirli bir ölçüde ise bu defansı yapmanız daha da zorlaşacaktır. Kadronuz iyi ise zaten otomatik olarak topu alacaklar. Şimdi arkadaşlar direkt oyun içi videolara geçelim. Evet arkadaşlar FIFA'da defans yapmanın taktiği aslında defans yapmamak. Dediğim gibi olayı tamamen bilgisayar defansına bırakmanız gerekiyor. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Defans yaparken orta sahanızdan bir tane oyuncuyu seçerek onunla topa doğru koşarak doğru alanları kapatmanız gerekiyor. Şu anda arkada görmüş olduğunuz videolarda orta sahamızdan seçtiğimiz bir futbolcu ile alanları kapatıyoruz ve asıl defans attığımızı bilgisayara bırakıyoruz. Çünkü arkadaşlar... Bu oyunda hata yaparsanız cezayı kesme modu var. Eğer ki siz bir hata yaparsanız arkadaşlar EA Sports'ta cezayı kesiyor. Ve maalesef ki maalesef superlerinizden bir tanesinin yerini değiştirdiğiniz zaman defansif çizgi bozulduğu için bu da iyi inişine geliyor ve saçma sapan defansla açıklar vermeye başlıyorsunuz. FIFA 19'da defans yapmanın en iyi yöntemi defans yapmamak aslında. Yani bilgisayara bırakıyorsun sen orta saha oyuncuna tabii ki bu ne kadar iyi oynadığına bağlı orta sağ oyuncunla rakibinin nereye pas atacağını tahmin edip orayı hızlı bir şekilde kapatman gerekiyor. Ve bütün pro player'lar, bütün oyunu iyi oynayanlar böyle oynuyor. Peki bunu nerede kullanacağız? Bu taktiği nasıl kullanacağız? Videonun ilerleyen kısımları tabii ki de onu anlatacağım ama öncelikle aklınızdan çıkarmayın ki defansif oyuncularınıza fazla dokunmayın. Çünkü defansif oyuncularınız arkadaşlar dokunduğunuz zaman oyun size cezayı kesecektir. Bu yüzden orta sahası yoğun olan bir formasyon seçmeniz size de defans yapma konusunda yardımcı olacaktır. 4-1-2-1-2 formasyonu bu sene çoğu kişi hani olmamış, oynanmıyor diye konuşuluyor. Ancak ben kendim 4-1-2-1-2'nin ikinci varyasyonunu oynuyorum ve gayet formasyondan memnunum. Formasyonun size arkadaşlar yararları hızlı pas yani tiki taka dediğimiz çaprazlama olarak pas yapabiliyorsunuz ve aynı zamanda orta sahanızda 3 tane adam olduğu için bir tanesi de defansif ortası olduğu için geride dur verdiğiniz zaman sürekli onu seçip kolaylıkla defans yapabiliyorsunuz. 4-3-2-1'de bu fazla olmuyor çünkü 4-3-2-1'de bloklar arasındaki mesafe çok fazla olduğu için kontra atak oynamayı ve hızlı kanat oyuncularına sahip olmanız gerekiyor. Ve 4-3-2-1 formasyonunda ise arkadaşlar maalesef ki sağlam kanat futbolcularınız sağlam kanat oyuncularınız yoksa rahat bir şekilde maç kazanamıyorsunuz. Şimdi bilmeniz gereken defansif hareketlere geçelim. Evet sevgili arkadaşlar defans yaparken bilmeniz gereken 4 tane kontrol var. Şimdi ben bu 4 tane kontrolün hepsini sizlere bizzat böyle kumanda üzerinden göstereceğim. Daha net bir şekilde olsun resimli veya videodan daha net bir şekilde anlamanızı resimden istiyorum. Şimdi arkadaşlar jockey movement diye bir şey var. Jockey movement dediğiniz olay oyuncunuz mesela düz böyle koşuyor ya arkadaşlar böyle. Siz L2'ye bastığınız zaman oyuncunuz arkadaşlar sizin böyle duruyor. Yani L2 tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar adamınız dönüp böyle bana gel. Hani topa doğru yüzünü dönüp bana gel şeklinde böyle dümdüz karşısında duruyor. Peki bu hareket sizin neyiniz yani nerede ne işe yarıyor derseniz. Sizin defans oyuncularınızın kapladığı alanı arttırıyor. Ve defans oyuncularınızın kapladığı alanı arttırdığı için adamları daha rahat bir şekilde savunabiliyorsunuz. Ve bu hareketi tamamlamak için arkadaşlar PlayStation 4'teki şu sol arkada olan L2, Lüleburgaz 2 olan tuş arkadaşlar görüyorsunuz. Bu tuş Xbox'ta da aynı yere tekabül gelen tuş oluyor. Yani sol alttaki büyük olan şu arkadaşlar basmış olduğunuz tuş sizlere Jockey Movement yapmanızı sağlıyor. Jockey Movement defansın arkadaşlar bir numaralı temel hareketi. Bunu oturttuğunuz zaman zaten gerisi gelecektir. Bunu yaptığınız zaman oyuncunuzun yüzü, yüzü topa dönük oluyor ve rakibinizi daha rahat bir şekilde daha nasıl diyeyim daha konforlu bir şekilde karşılayabiliyorsunuz. Çünkü oyuncunuz topa direkt alacak pozisyonu kendini sokuyor. İkinci hareketimiz arkadaşlar bu. Ve bu arada konuşamadım. Bu e, hareketler default ayarlarda yani kumandanızın normal ayarlarda düşün. Herhangi bir modifiye yapmadığınızı düşünün. O ayarlarda siz bir ayar yaptıysanız ona göre değiştirebilirsiniz. En önemli tuşlardan bir tanesi de ikinci adam presi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bilgisayar defansı çok etkili ve ikinci defans presi sizlere bilgisayarın bir oyuncuya böyle inanılmaz yüklenmesini sağlıyor. Ve bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Hemen onu gelelim. PlayStation'da R1 tuşu arkadaşlar. Rize 1. Sağ üst, sağ üstteki olan tuşa R1 tuşu arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bu tuşa basarak bir tane bilgisayar oyuncusu, sizin takımınızdan bir tane oyuncuyu rakibe kendi otomatik olarak pres yaptırabiliyorsunuz. Peki hangi oyuncunun pres yapacağını nasıl anlıyorum derseniz. Bu sene FIFA 19'da Üzerinde arkadaşlar bir aktif oyuncu var. Bir aktif oyuncu seçimi üzerinde bir işaret vardır. Bir de bir tane içi boş olan bir şey var. E, oyuncu var. Simge var. O simge sizin hangi oyuncu ikinci presi yaptıracağınızı veya defansif bir değişiklik yaptığınız zaman, oyuncu değişiklik yaptığınız zaman hangi oyuncuya geçeceğinizi gösteriyor. Ve üzerinde o boş imge olan oyuncu sizler için defansif presi yapmaya başlıyor takım arkadaşınız. Bunu da zaten ilerleyen dakikalarda size göstereceğim. Üçüncü hareketimiz arkadaşlar en önemlisi PlayStation'da yuvarlak Xbox'ta da B tuşu arkadaşlar. Bu tuşa bastığınız zaman oyuncunuz arkadaşlar topu ayağına atarak kapmaya çalışıyor. Yani oyuncu düz koşmaktan çok bu tuşa bastığınız zaman arkadaşlar yuvarlak tuşuna bastığınız zaman topa direkt hamle yaparak topu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve son olarak da kare tuşu kayma tuşu arkadaşlar. Bu kayma tuşunu çoğu kişi diyecek ki bunun neyini gösteriyorsun kardeşim. Bilinmeyen bir olay var arkadaşlar. Çoğu kişi bunu hala maalesef ki bilmiyor düz kareye bastığınız zaman bir kere kareye bastığınız zaman oyuncunuz yere yatıyor ve uzun bir süre zaman kaybınız oluyor. Ancak bu tuşa iki kere bastığınız zaman arkadaş oyununuz hemen kayıp hap diye hemen kalkıyor arkadaşlar. Ve bu da size hem saniye kazandırıyor hem de oyuncunuzun arkadaşlar ivmesini fazla bozmuyor. Şimdi gelin bu bütün hareketlerin hepsini videolu şekilde sizlere anlatayım. Evet sevgili dostlar dediğim gibi ikinci adam presini şu anda nerede kullanacağınızı nasıl en efektif kullanabileceğinizi sizlere anlatacağım. Öncelikle ikinci adam presi için dediğim gibi bir sonraki pres yapacak oyuncunun hangisinin olduğunu nasıl anlayacağınızı artık biliyorsunuz. Eğer ki bu pres yapacak oyuncunuz sizin stoperlerinizden birisi ise ikinci adam presini uygulamanızı sizlere tavsiye etmem. Çünkü ikinci adam presini uyguladığınız zaman o adamınız pozisyondan çıkıp sizin o anki rakibinizin top ayağı kim top ayağındaysa ona doğru koşacaktır ve defansif boşluklar bırakacaktır. Şimdi de ikinci adam presini nerede kullanacağını size göstereyim. İkinci adam presi arkadaşlar öncelikle defansif oyuncularınızı yani stoperlerinizi etkilemeyecek pozisyonlarda. Misal veriyorum bu kısımda arkadaşlar. Tam ceza sahasına girişte. Burada sizin sağ bekiniz arkadaşlar. Otomatik olarak buradaki rakip oyuncu arkadaşlar çok rahatlıkla savunabilir. Zaten bunu ilerleyen dakikalar videosunda göstereceğiz. Ama ve lakin buralardaysanız, şuralardaysanız arkadaşlar ikinci adam presini yaptığınız zaman sizin stoperleriniz böyle böyle bu şekilde buralara doğru açılacağından burada büyük bir defansif boşluk olacak arkadaşlar ve rakibiniz buraya herhangi bir uzun topla topu gönderip rahatlıkla gol atabilecektir. O yüzden asıl stoperlerinizden kimseye arkadaşlar bozmanızı sizlere tavsiye etmiyorum. Peki bunu orta sahada nasıl kullanabilirim diyorsanız arkadaşlar yani pres yapacak adamlarınız şu bölgelerde bakın şu an çizdim ben sınırı. Şu bölgenin gerisindeyse tamam mı? Yani stoperlerinizden herhangi birini seçmeden ikinci adam presini yapacak durumdaysanız buralarda da ikinci adam presini kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi sakın ama sakın stoperlerinizin ikinci adam presini yapacağı zaman Onları arkadaşlar bu fırsatı vermeyin. Çünkü büyük ihtimalle defans açık verip gol yiyeceksiniz arkadaşlar. Yapacağınız alan şuralar arkadaşlar. Sol taraf, şu şekilde sağ taraf bu iç, iç ceplerde stoperlerinize etki etmeyecek şekilde bunu yapabilirsiniz ama dediğim gibi asıl stoperlerinizi hareket edeceği ikinci adam presini sakın ama sakın yapmayın. Şimdi direkt örneklere geçelim. Evet şimdi gelelim ikinci adam presini nasıl uygulayacağımız zaman. Gördüğünüz zaman arkadaşlar Adam şu anda rakibimiz sağ tarafta yani bizim için herhangi bir sağ bekimizle kapatabileceğimiz veya açık vermeden kapatabileceğimiz bir pozisyonda. Bizim burada yapmamız gereken şey adamın içeri çevireceği adamı savunmaktır. Çünkü içeri çevirdiği zaman daha büyük bir tehlike olacak. Fakat ben burada ne yapıyorum? Bir adamı seçiyorum. Bilgisayar defansına ikinci adam presini bu arada basılı tutmanız gerekiyor şu anda. ikinci adam presi yani R1 tuşuna basılı tutuyorum. Bilgisayar benim için köşedeki adamı savunurken ben de ortadaki adamım ile adamın pas atabileceği yerleri kapatıyorum ve bu şekilde ceza sahamda büyük bir tehlike olmasını engelliyorum. Dediğim gibi oyuncularınız ne kadar iyiyse, ne kadar kaliteli futbolcunuz varsa bu bilgisayar defansını onlar o kadar daha iyi yapacaktır. O yüzden insanlar binlerce dolar boyuna para yatırıp Hulit, Roberto Carlos gibi oyuncuları alıyor arkadaşlar. Yoksa herhangi bir sebebi yok dediğim gibi. Tam bu pozisyonda istediğiniz gibi oyuncularını seçerek bakın doğru alanı kapatıyorsunuz ve direkt topu alıyorsunuz. Belki siz orada o adamı savunmuş olsanız açık verecektiniz arkadaşlar ve dediğim gibi çok basit bir gol yiyecektiniz. Dolayısıyla buna gerek yok. Bırakın işin kolayı varken zorunu yapmakla uğraşmayın ve manuel defans yaptığınız zaman arkadaşlar genellikle zaten topu almanız çok zor oluyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi adam topu köşe oynadı. Köşe oynadığı zaman ne yapıyorum? Direkt bilgisayar presine basıyorum ve ben de asıl seçtiğim adamla orayı kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci adam presini aldıktan sonra gelin bu yuvarlakla top çalma olayını da sizlere anlatayım. Oyuncunun üzerine koşmaktansa ki çoğu oyuncu maalesef bu yanlışları yapıyor. Hani biz bunu biliyoruz kardeşi falan demeyin çünkü herkes sizin gibi FIFA'yı bilmek zorunda değil. Yuvarlak tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar direkt oyuncular futbolcunun yani hangi oyuncu seçiyorsanız o futbolcunun üzerine resmen vücudunu sererek topu almaya çalışıyor. Şu anda ekranda olmuş olduğu gibi. Tam doğru açıya kaldığınız zaman, doğru yere kaldığınız zaman arkadaşlar zaten iyi de bir oyuncunuz varsa burada topu alacaksınız. Dediğim gibi şimdi hani e, bu taktik olmuyor, defans yapamıyorum diyen arkadaşlar büyük ihtimalle kadronuzun ve oyuncu yani hem formasyon olabilir hem oyuncu tercihiniz olabilir hem taktiksel bir sıkıntı olabilir. Bundan dolayı da defans uygulamayabilirsiniz. Zaten ben Allah kısmet ederse yarınki videomda da en iyi taktikleri sizlere anlatacağım. Bu oyunda nasıl en iyi taktik yok. Yanlış söyledim. Hangi taktiğin neye yaradığını anlatacağım. Siz kendi oyun sitenize uyarlayarak bunu yapacaksınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü oyunda şu taktik çalışıyor, bu taktik çalışıyor diye yüzde yüz bir şey yok. Her profesyonel oyuncunun taktiği farklıdır. Sizler de kendi oyun sitenize arkadaşlar özgü güzel bir şeyler kurabilirsiniz dediğim gibi. Siz zaten şu anda Arkada arkadaşlar izliyorsunuz gameplay'i. Hani benim fazla bir yorum yapmam artık bu saatten sonra gerek yok. FIFA'da defans yapmanın temelini sizlere söyledim arkadaşlar. Defans yapmak isteyen insan bilgisayar defansını çözmek zorunda. Pro player'lar şunlar bunlar sizlere karşı farkı bu şekilde yaratıyor ve iyi oyuncularla yaratıyor. Eğer coin kasmakta sıkıntı yaşıyorsanız kanaldaki coins kasma taktiklerini izleyerek coinlerinizi katlayabilirsiniz. Şu anda binlerce takipçi milyonluk kadrolara sahip oldu bu taktikler sayesinde. Ve arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki FIFA gerçekten de e, sıkıntılı bir oyun. Hani çok sıkıntısı, çok bug'ı, çok glitch'i olan bir oyun. Dolayısıyla saçma salak bir gol zaman sinirlenmemek ve o tansiyonu yükseltmeden rahat bir şekilde oyuna devam etmek sizler için en doğru seçim olacaktır. Ne zaman ki sinirlenirseniz, ne zaman ki oyunun sizin beyninizi ele geçirmesine izin verirseniz arkadaşlar o zaman kaybetmeye başlıyorsunuz. Oyunun sizi etkilemesine izin vermeyin. Evet hatalı golleyebilirsin ama comeback de yapabilirsin. Her zaman böyle düşünmek gerekiyor. Ve bu moda girmek için de arkadaşlar bir kesinlikle oyunu sessiz oynayın. İki oyunu oynarken birisiyle konuşmayın veya herhangi bir aktivite yapmayın. Tamamen oyuna odaklanın ki rakibin atabileceği yerleri kestirin. Silah şöylerin bir lafı vardır arkadaşlar. Adamın nerede olduğunu değil nerede olacağını tahmin ederek ateş et diye. FIFA da aynı bu şekilde adamın nerede olduğuna değil nerede olacağını düşünüp oraya hızlı defans yaparak bu iş sistemi arkadaşlar tamamlayabilirsiniz. Defans yapmak aslında bu kadar basit. Zamanla sizler de bu taktikleri uygulayarak en iyi defans yapmayı zaten kendinizi öğreneceksiniz. Fazla oyuncularınızı sürekli elinizin koşu düşünde olmadan da savunabilirsiniz. Doğru pozisyon alırsanız bu işi bitirirsiniz. Tıpkı normal futboldaki Iniesta, Xavi, Sergio Busquets örnekleri gibi veya kaç yaşına gelmiş Pirlo örneği gibi herhangi bir illa da ben sprint speed yapacağım diye bir ee kaide yok. Siz sürekli elinizi koşu tuşuna koymadan da istikrarlı bir şekilde defans yapabilirsiniz. Sakin oynayın, basit oynayın ve maçlarınızı kazanın arkadaşlar. Atak taktikleri falan da her şey bu kanalda olacak dediğim gibi. Eğer video hoşunuza gittiyse ve bir şeyler öğrendiyseniz arkadaşlar... Beğenmeyi, paylaşmayı, yenisenize abone olmayı unutmayın. Şimdi bir yorum yazın bakalım. Bir sonraki eğitim hangisi olsun? Bugün bir boş bir zamanım var. O aralıkta da istediğiniz eğitimi sizlerle birlikte buluşturabilirim. Bu akşam arkadaşlar kadro kurulumu videosu da gelecek. Benim kadrolarımın ne kadar fişek olduğunu bilirsiniz. O videoyu da izlemenizi sizlere tavsiye ederim. Evet bugünlük bu kadar olsun. Taktikler benden, iyiye çakmak sizden. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu hafta sonları diyorum. Hoşçakalın.